Değerli takipçiler merhaba. İzmir Torbalı Ayrancılar bölgesinden bu videomuzu kayda açtık. Burada şimdi bu içeriğimizde kokoreç böreği yapacağız. Onu Cancan Kokoreç'ten alacağız. Ayrancılar yolu üzerinde Cancan Kokoreç. Buradan kokoreçimizi alacağız. Sonra evde bunun böreğini yapacağız birlikte. 4 dilim kokoreç kullanacağız burada. Kokoreçlerimizi küçük küçük burada ustamıza gönderelim. Evde uygulamamız kolay olsun. Kuzu kokoreçler onlar. Ekran otantik. Usta uçağıyla küçük küçük bölümlerimiz. Evlerimiz bölmekle uğraşmadı. Dört dilim kokoreçe ihtiyacımız oldu. Dört kişilik yapacağız bölümde. Tıpkı yağda kızartacağız böreğimizin içinde ama biz biraz riski azaltalım. Burada rüzgarda da biraz pişiriyoruz. Değerli takipçilerim, Cancan Kokoreç'ten ustamıza hazırlattırdığımız, tuzunu attığımız kokorecimizi şimdi kokoreçli böreğe dönüştürüyoruz. Ben içerisine birazcık baharat kullanacağım. Sadece tuzla da yapabilirsiniz. Ama ben biraz daha sakatat olduğu için daha sağlıklı hale gelecek ve biraz da lezzet olsun diye kişniş, yeni bahar, kimyon, biraz toz biber tatlısını kullanacağım ben dokandığı için. Biraz zencefil ve biraz köri kullanacağım değerli takipçiler, baharat olarak malzememizin içine. Orta boy yufkamızdan da bu şekilde keserek ikişer kat ikişer kat olacak şekilde böyle yufkalarımızı hazırlayın böreklerin içini koymak için. Bir de 2 su bardağı kadar sıvı yağ, altı orta ateşte ısınsın güzelce yağımız. Biz malzemelerimizi hazırlarken değerli takipçilerim. Ve meşhur, belki de birçok takipçimizin ilk defa duyacağı kokoreçlerimize başlayalım. Kokoreç börek yapıyoruz değerli takipçiler bugün. Pusula Çağlayan ailesine uygun börek yapıyoruz bugün. Kokoreç börek. Şimdi değerli takipçilerim, bu şekilde kestiğimiz iki kat yufkalarımızı üst üste yapıştırmazsanız dağılabilir. İncesi çok ince olduğu için şeyler. Dolayısıyla şöyle fırçayla bir yağla yapıştırırsınız. Şimdi baharatlarımızı atalım. Bir daha baharat sürecimiz olmasın. Videonun başında kokoreçten alırken gayet güzel pişittirdik. Herhangi bir çiğ kalma riski yok. Zaten kızgın yağda da çiğ börek gibi kızartacağız. Dolayısıyla herhangi bir şüpheniz olmasın. Yani bu bölgeye yakın olanlar Cancan Kokoreç'ten temin edebilir. Süt kuzu kokoreç'ten aldık. Bu baharatlar hem kokoreçi birazcık kokusundan dolayı zorla yiyenler varsa onlar açısından da pratiklik sağlıyor. Çünkü baharat kokusunu alacak. Zaten kokmuyor da süt kuzu olduğu zaman. Oldu ki hani daha da risksiz hale getirelim derseniz benim yaptığım gibi böyle birazcık baharatla şey yaparsınız. Şöyle
Malzememizi içerisine böyle yerleştiriyoruz güzelce değerli takipçilerim. Şöyle yine yapıştırmak için fırçamızla uç kısımlarını biraz yağlayalım. Yufkamız dağılmasın. Evet, yağımız hazır mı diye baktık. Kokoreç böreğimizi kızartıyoruz arkadaşlar. Önceden şöyle kağıt havluyla tabağımızı da hazırlayalım. Kızardıktan sonra şey yapalım. Gördüğünüz gibi çiğ börek gibi çıtır çıtır kızarıyor. Kokoreçli böreğimiz hazır olmuş oluyor değerli takipçiler. Sonra sıcak sıcak servis ediyorsunuz. Yanına biraz turşu garnitürü çıkartıyorsunuz. Evet. Bu işin püf noktası. Hafif böyle yağ sürdüğünüz zaman yufkanız açılmayacak şekilde birbirine yapışıyor. Sonrasında da şöyle kokorecinizi içine koyuyorsunuz. Değerli takipçilerim. Yine bu tarafı böyle hafiften yağlıyoruz. Değerli takipçilerim, kızartma işlemimiz bitti. 4 kişilik kokoreçli böreğimiz hazır. Birazcık böyle şekillerle değişik değişik süsleme yaptık. Şöyle turşularla birlikte değerli takipçilerim
Çıtır çıtır kokoreçli böreğimiz servise hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Şuradan ben yine her zamanki gibi bir tane tadayım. Bir tane peçete alalım, sıcak oldu. Çıtırtısını duyuyorsunuz. Muhteşem. Dehşet bir börek değerli takipçiler. Sunmuş olduğum tarifte siz de bunu yaptığınızda göreceksiniz ki muhteşem bir lezzet. Yapması çok pratik. Muhakkak deneyin. Videomuzu beğendiyseniz beni like'larınızı bekliyorum. Abone olmayan takipçilerim abone olsun. Lezzetli günlerde dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.